Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 28 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, haftaya 28 Haziran'da meydana gelen Oğlak Burcu'ndaki Dolunay'ın enerjileriyle başlıyoruz ve hafta boyunca da bunlar gündeminizde olabilir. Özellikle Satürn'le birleştiği için ilişkileriniz, uzun süreli ilişkileriniz, ciddi ilişkiler, evlilik, işbirliği gibi konular gündeminizde ve bunlarla ilgili belki ciddi kararlar vermeniz gerekiyor ya da bazı önemli sorumluluklar almanız ya da yol ayrımlarına gitmeniz gerekiyor. İşte gökyüzü bunları size işaret ediyor. Bu hafta Güneş Burcu'nuzda olacak. Hafta ortasından itibaren Akrep Burcu'ndaki Jüpiter'den de güzel bir üçgen açı alıyor. Güneş-Jüpiter üçgeni keyiflidir, şanslı bir açıdır ve sizi de çok güzel bir Jüpiter desteği var bu dönemde. Balık Burcu'ndaki Neptün'ün de yine böyle güzel bir üçgen açısı olacak hafta sonuna doğru. Su enerjisinin yoğun olduğu bu hafta sizin de duygusal enerjiniz artabilir. Empati gücünüz yükselebilir, sezgileriniz güçlenebilir. Bu tabii ki çevre ilişkilerinize, özel ilişkilerinize olumlu olarak yansıyabilir. Jüpiter'in aşk hayatınızda şu anda çok güzel bir enerjisi var ve 10 Temmuz'dan sonra da ileri harekete dönecek. Aşkla ilgili kısmetli bir dönemdesiniz. Yine süre gelen ilişkilerinizde romantizmin, duygusal paylaşımın arttığını da hissedebilirsiniz. Bazılarınızda yaratıcı faaliyetler, sanatsal çalışmalar, kendinize dış dünyada ifade edebileceğiniz her türlü böyle hobi ve veya bununla bağlantılı konularda gelişmek için, herhangi bir eğitim almak için de yine çok verimli bir dönemdesiniz. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. O Güneş-Jüpiter üçgen açısının hamilelik, doğum gibi ya da çocuklarınızın yaşamı, onların eğitimi, geleceğiyle ilgili konularda da yine bazı güzel destekleri olabilir. Bu dönemde şansları olabilir. Evet, pazartesi akşamından itibaren Ay Balık Burcu'nda olacak. Bu sizin hem duygusal enerjinizi hem ruhsal manevi yönünüzü arttırıyor ki Perşembe öğle saatlerine kadar Ay Balık Burcu'nda olacak. Seyahat gibi konular, geziler, eğitim gibi faaliyetler, çevresel ilişkiler, herhangi yazışma, yayıncılık gibi konular ön planda olabilir. Perşembe öğle saatlerinden itibaren Ay Koç Burcu'na geçiş yapacak. Cumartesi öğle saatlerine kadar Ay Koç Burcu'nda kariyere vurgu yapıyor. Bu iki gün özellikle Cuma, Cumartesi kariyer anlamında biraz daha koşturma içerisinde geçebilir. Biraz daha yorucu olabilir sizin için. Mars Kova Burcu'nda retro pozisyonda bu hafta Mars-Merkür arasında zıt bir açı var. Para evlerinizi etkiliyor. Ayın 5'i ile 6'sı arasında özellikle parasal dinamiklerde hızlı karar vermeyin. Alışverişlerde dikkat edin. Böyle aniden bir şeylere sahip olmak isteyip para harcama isteyebilirsiniz. Buna dikkat edin. Çünkü para girişlerinde, çıkışlarında biraz kontrolsüz durumlar olabilir. Evet, hafta sonundaysa Ay Boğa Burcu'nda cumartesi öğle saatlerinden itibaren bu sizin için keyifli enerjiler verecek. Cumartesi akşamını, pazar günü sosyal ve sanatsal konulara ayırabilirsiniz. Arkadaşlara, gruplara ayırabilirsiniz veya sevdiğiniz kişilerle böyle güzel yemek programları, organizasyonlar yapabilir veya kendiniz böyle bir program organize edebilirsiniz sevgili yengeçler. Hafta boyunca günlük burç videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz. Tam 5 yıl boyunca gökyüzünü takip edip günlük burç videolarını sizler için hazırlıyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olun ve günlük videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.